Şimdi Şanlıurfa 1 nolu T tipinde mahpus olan Zekeriya Muhammed Rojavalı bir mahpus. Örgüt üyeliğinden hali hazırda cezası e, yerel mahkemede verilmiş ve kendisinin işte e, şu an itiraz sürecinde olan bir e, hükmü var. E, şimdi Zekeriya Muhammed 1 e, nolu T tipinde e, B5 koğuşunda kalıyor. E, ayrıca da zaman zaman yani hasta mahpus olarak da bize bilgiler geliyordu Zekeriya Muhammed'in. En son geçtiğimiz hafta e, salı günü bademciklerinden rahatsızlanıyor ve hastanede cezaevinden hastaneye sevk edilir. 500 yataklı devlet hastanesine gönderilir. Şanlıurfa'daki Mehmet Akif diye bilinen hastaneye. Oraya götürülür ve e, doktor muayenesine giriyor. Doktor muayenesine girirken kelepçeler de çözülüyor. E, kelepçesiz bir şekilde muayene ediliyor. Daha sonra e, doktor muayenesi sonlandıktan sonra e, muayenehanenin önüne çıktığında e, görevli jandarma tarafından kelepçeleri tekrar takılıyor. Bu kelepçe takılırken e, çok ciddi bir şekilde sıkılıyor bu kelepçe takma esnasında. Zekeriya Muhammed de buna itiraz ediyor. Hani elimin çok sıkı olduğunu belirttim onlara diyor. Ve orada bu e, talep e, çok sert bir şekilde karşılık buluyor. Ve sen kimsin bizimle bu şekilde konuşabilirsin diyor. Ve Zekeriya Muhammed'e o aslında da bir şey yapılmıyor. Daha sonra hastanenin mahpus kovuşuna indiriliyor. Bir müddet geçtikten sonra kapı aniden açılıyor ve o sen kimsin diyen jandarma personeli Zekeriya Muhammed'in boynunu tutarak yere doğru atıyor. Onun bu atımından sonra yaklaşık 15-20 askeri personel o koğuşa giriyor ve işlerinden bazıları Zekeriya Muhammed'i darp etmeye başlıyor ve o sen kimsin diyen jandarma personeli de silahın dipçiyle rastgele kafasına vurmaya başlıyor. Ve bunun sonucunda Zekeriya Muhammed'in kafası iki yerden kırılıyor. Bu şekilde alıp e, askeri ringe koyuyorlar ve cezaevine geri getiriyorlar. Cezaevine geri getirildiği zaman e, cezaevine giriş yapması e, isteniyor. Fakat e, infaz koruma memurları tarafından bu şekilde alamayacaklarını, çünkü cezaevinden hastaneye sevk edilirken herhangi bir fiziksel bir darbın olmadığını ve fiziksel yapısında e, herhangi bir deformasyon olmadığı söyleniyor. Fakat şu anda üstü başı kan içinde olduğu belirtiliyor onlara. Ve bu şekilde alamayacaklarını söylüyorlar jandarmaya. Ve daha sonra savcıya haber veriyorlar. Cezaevi savcısına görevli personeller haber veriyor. Hem cezaevi yönetimine hem savcıya. Ve cezaevi savcısı onun bu şekilde içeri alınamayacağını hastaneye götürülüp rapor alınması gerektiğini söylüyor. Edindiğimiz duyumlara göre... Ee, öncelikle bunu bu, bu konuda direniyorlar. Hani cezaevini hastaneye götürüp rapor almak konusunda askeri personel direniyor ve daha sonra cezaevi savcısı olaya dahil olunca başka bir ekip yani Zekeriya Muhammed'i darp edenler değil de başka bir ekip geliyor, alıp hastaneye götürüyorlar Hilvan Devlet Hastanesine ve orada Zekeriya Muhammed'in ilk müdahalesini gerçekleştiriyorlar. Kafasına dikiş atıyorlar kafasının iki yerine. Derin kırıkların olduğu bölgeye dikiş atıyorlar ve kafasını pansuman yapıyorlar. Tabii bunun üzerine oradaki görevli doktor darp raporu veriyor. Yani hekim orada darp edildiğini ve Zekeriya Muhammed'in beyanıyla da darba uğradığına ilişkin bir rapor düzenliyor. Tabii oradaki görevli askeri personel doktorun bu raporu vermemesi için de doktora yönelik baskı kurmaya çalışıyorlar. Fakat bu rapor çıkıyor. Daha sonra... Zekeriya Muhammed'i tekrar bir nolu tipi cezaevine getiriyorlar. Ve orada e, askri, ceza infaz memurları tutanakla onu içeri alıyor. Ve e, şu, tutanağı da şu şekilde işliyorlar. Biz e, Zekeriya Muhammed buradan hastaneye sevk edilirken herhangi bir problem yoktu. Fakat şu an e, hani yüzünde işte kafasında belirgin darplarla biz bunu içeri kabul ediyoruz diye bir tutanak düzenliyorlar. Bu tutanağı düzenledikten sonra e, savcılık... E, bu olaya ilişkin idari ve adli soruşturma başlatıyor. Biz henüz soruşturmaya dahil olmadık ama önümüzdeki günlerde soruşturmaya dahil olacağız ve buna ilişkin raporları da alacağız ve tüm kurumlara da biz de başvuru gerçekleştireceğiz. Daha sonra mahpus olan Zekeriya Muhammed'e şu da iletiliyor ayrıca, teşhis yaptırılacağız. Hani kim sizi darp etmiş diye buna ilişkin teşhis de yapılacak, söylendi bize. Tabii biz bu olayın darpın başından sonuna kadar takipçisi olacak İnsan Hakları Derneği Urfa Şubesi olarak bu işlemleri de bizler de takip edeceğiz. Gerçekten bir teşhis yapılacak mı yapılmayacak mı diye. Ve biz Zekeriya Muhammed'in verdiği ayrıntılara göre de kendisini darp eden görevliler kimse onlara ilişkin de suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca da bütün kurum ve kuruluşlara da başvurularımız olacaktır. Böyle Biz zaten başından beri hem cezaevi personelinin hem de kolluğun siyasi mahpuslara karşı yani politik sebeplerden dolayı mahpus edilenlere karşı bir nefret nefretle yaklaştığını, onlara karşı bir nefretleri olduğunu görüyoruz. Fakat demokratik hukuk devletlerinde böyle bir şey mümkün değil. Cezaevine girildikten sonra kişilerin bedensel güvenceleri, yaşamsal güvenceleri devlet tarafından korunmak zorundadır. Ve devletin taraf olduğu sözleşmeler ve kendi ulusal kanunlarına göre de hiçbir tutuklu e, cezaevine giriş sebebi dikkate alınmaksızın e, aynı muameleye tabi tutulacağına, kanunlar çerçevesindeki e, muamele ile e, infaz kurumunda tutulacağına ilişkindir. Fakat bizim sürekli karşımıza çıkan hem Urfa'da hem de diğer cezaevlerinde karşımıza çıkan durum maalesef ki hem kolluğun hem de cezaevi personellerinin e, özellikle siyasi mahpuslara bunun da Urfa özeline gelirsek eğer Rojava'dan gelmiş olan siyasi mahpuslara yönelik tavırları zaman zaman ırçılık barındırıyor. Dediğiniz gibi işte hem ailelerinin burada olmaması hem de yasaları belki de bilmemeleri sebebiyle rahatlıkla keyfi muameleye tabi tutulabiliyorlar ve yoğun bir şekilde insan hakları ihlallerine maruz kalabiliyorlar.